Minecraft, 2009 yılından beri 13 yıldır var olan, yapacaklarınızın hayal gücünüz kadar sınırsız olduğu bir dünya. Marcus Alexey Persson, daha çok bilinen ismiyle Notch tarafından geliştirilen bu oyunun ise oyunun içinde gizlenmiş bir hikayesi var. Aslında bu hikayeyi hepimiz gördük ama çok azımız dikkat ettik. Ve oyunun en büyük gizemlerinden biri olarak bilinen Herobrine efsanesi nasıl ve neden ortaya çıktı? Bu videoda Minecraft'ın gerçek hikayesini ve Herobrine efsanesini inceleyeceğiz. Eğer oyun gizemlerini seviyorsanız yeni videoları takip etmek ve kanala destek için aşağıdan kanala abone olup tüm bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda 2000 like'da yeni video gelecek, like atmayı da lütfen unutmayın. Oyun içerisine gizlenmiş Minecraft hikayesine geçmeden önce Herobrine efsanesine göz atalım. Herobrine, Minecraft dünyasının içerisinde sıkışan, bazen oyunculara hiç olmadık yerde görünen bembeyaz gözlere sahip ürkütücü bir karakter olarak biliniyor. Herobrine efsanesinin doğuşu 2010 yılında 4chan adında bir forumda bir kullanıcının oyunda bazı gariplikler fark ettiğinden, birinin onu takip ettiğinden bahsedip sislerin içerisinde bir resim paylaşmasıyla başlıyor. Bu karakter Steve'e benziyor ama gözleri donuk ve beyaz, ürkütücü. Kullanıcının anlattığına göre tek kişilik bir dünyada ilk başta her şey normaldi. Daha sonra ise sisin içerisinde bir şeyin hareket ettiğini gördü. Önce bunu bir inek sandı ve peşinden gitmeye başladı. Karakterin üzerinde bir isim yazmıyordu. Sonra yakınlaştı ama bu bir inek değildi. "Bana baktı, beyaz ve donuk gözleri vardı" şeklinde tanımladı bu karakteri. Sisin içine doğru koşup onu aramaya başladı ama o kaybolmuştu. Haritayı detaylıca incelediğinde 2x2 büyüklüğünde tüneller kazıldığını, okyanusun ortasına kumdan küçük piramitler yapıldığını ve tüm yaprakları dökülmüş ağaçlar belirdiğini söylüyordu. Daha sonra oyunu kaydedip forumları araştırmaya başladı. Acaba başka biri de kendi gördüğü bu gizemli karakteri görmüş müydü? Ama hiç kimse buna benzer bir şeyden bahsetmemişti. Kullanıcı forumu açtığı bir posta başka bir kullanıcı da buna benzer bir şey yaşadı mı diye sordu. Ancak açtığı post ilginç bir şekilde 5 dakika içerisinde silindi. Tekrar denedi ama çok daha hızlı bir şekilde bu post da silindi. Daha sonra kendisine Herobrine isminde bir kullanıcıdan bir mesaj geldiğini ve mesajda stop, yani dur dendiğini belirtti. Profilini açıp kullanıcıyı incelemek istedi ama profil sayfası bulunamıyordu. Daha sonra aynı forumun başka bir kullanıcısı kendisine bir e-mail attı. Söylediği şey ise ürkütücüydü. Forum moderatörlerinin kullanıcı mesajlarını okuyabildiğini, bu yüzden e-mailin daha güvenli olduğunu ve bu yüzden e-mail attığını söylüyordu. Herobrine'i kendisinin de gördüğünden ve başka kullanıcıların da gördüğüyle ilgili bilgisi olduğundan bahsediyordu. Yaklaşık bir ay sonra aynı kişiden yeni bir bilgi daha geldi. Herobrine'i gören farklı kişilerin bu profili araştırdığını ve Herobrine'ın İsveçli bir oyuncu olduğunu belirtiyordu. Biraz daha araştırmayla Herobrine'ın Notch'un ölen kardeşi olduğu söylenmeye başlandı. Burada Notch'un da İsveçli olduğunu belirtmek lazım. Bu bilgilerden sonra foruma bu postu ilk açan kullanıcı Notch'a bir e-mail attı ve bir kardeşi olup olmadığını sordu. Notch bir süre sonra kendisine kısa bir mesajla dönüş yaptı. "Evet, vardı. Ama o artık bizimle değil." İlk günden sonra bir daha Herobrine'i ve oynadığı tek kişilik Minecraft dünyasında da herhangi bir farklılığı tekrar görmediğini anlatıyordu. "Herobrine'i ilk gördüğümde aldığım bir ekran görüntüsü var. Şu an elimdeki tek kanıt bu," diyordu. Tabii bu kullanıcının anlattığı hikayenin doğru olup olmadığı ile ilgili hiçbir zaman net bilgiye ulaşılamadı. Ancak bu hikaye forumda anlatıldıktan sonra yavaş yavaş Herobrine efsanesi yayılmaya ve daha çok kişiye ulaşmaya başladı. Birçok yeni kullanıcı Herobrine'i gördüğünden bahsediyordu. Birçok Herobrine görüntüsü hem resimlerle hem de video olarak paylaşılmaya başlandı. 2010 yılında ortaya atılan Herobrine efsanesi, Copland isimli bir yayıncının kendi yayınında Herobrine'i görmesiyle oyunun popülerliğini iyice arttırdı. Öyle ki 2010 yılından sonra oyunun indirilme sayıları çok ciddi oranda arttı. 2011 yılında Notch resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Herobrine gerçek değil. Hayır, benim hiçbir zaman bir erkek kardeşim olmadı. Aslında hiç tanımadığım bir üvey kardeşim var ve o da oyunda değil," diyerek bu iddiaları yalanladı. Ancak bu tweetin altına yazılan yorumlarda söylediklerinin doğru olmadığı, Herobrine'i birçok kişi görmüşken neden bunu yalanladığına dair birçok tweet atıldı. Oyunun kaynak kodlarında Herobrine asla var olmamıştı ama Herobrine efsanesi o kadar yayıldı ki Mojang yeni güncelleme notlarına "Herobrine oyundan kaldırıldı" yazmaya başladı.
Peki hiç var olmadığını söylediği bir karakterin oyundan kaldırıldığını neden yazmaya başlamışlardı? Herobrine'ı Wedding Weekend, Minecon gibi bazı resmi Minecraft etkinliklerinin kapağına da eklediler. Acaba bu eklemeleri neden yapıyorlardı? Mojang'ın bunu yapmasının iki sebebi olabilir. Birincisi, oyuna korkutucu bir gizem gerekliydi. Bu yüzden kendi tasarladıkları bir karaktere hem Copland hem de Herobrine'ı ilk tespit eden kullanıcıyla da görüşerek forumda bir post açmalarını söylediler. Yani onlarla anlaştılar. Böylece oyunun en iyi tanıtımını yapmış oldular. Mojang'ın değil de bir oyuncunun söyledikleri diğer oyuncuların daha çok dikkatini çekecekti. İkinci teori ise Mojang'ın da bu konudan hiç haberi yoktu. Ama bu paylaşımlar yapıldıktan sonra ve internet üzerinde konu bu kadar popüler olduktan sonra onlar da hem bazı resmi etkinlik resimlerine hem de güncelleme notlarına Herobrine kaldırıldı yazmaya başlayıp bu popülerlikten faydalandılar. Tabii ki bu ikisi de benim aklıma gelen teoriler. Ancak firmalar bu tür reklamları çok sıklıkla kullanırlar ve en başarılı reklam metodudur. İsmi de viral reklam. Yani ağızdan ağıza bir virüs gibi yayılan reklam türü. Sizce Herobrine gerçekten var mıydı ve sizin Herobrine teoriniz nedir? Yorumlar kısmında bekliyorum. Gelelim Minecraft'ın bilinen tek resmi gerçek hikayesine. Oyunu bitirdiğimizde yukarı doğru bir konuşma akıyor. Bu konuşmayı muhtemelen sonuna kadar okuyan kişi sayısı çok az. Bu konuşmada iki farklı konuşmacı kendi arasında konuşuyor ama oyunu bitiren oyuncudan, yani bizden bahsediyor. Minecraft'ı bitirdiğimizde aslında bize gerçek hayatla ilgili çok önemli bir motivasyon veriyorlar. Bahsettiğin oyuncuyu görüyorum. Şimdi daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Düşüncelerimizi okuyabilir diye başlıyor konuşma. Fark etmez, bizim oyunun bir parçası olduğumuzu sanıyor diye cevaplıyor diğer konuşmacı. Yani bu konuşmanın oyunun yapımcıları ya da oyunla ilgili biri tarafından yazılmadığı ifade ediliyor. 1 milyon yıllık ama hala çalışan bir felsefeden bahsettiklerini söylüyor diğeri ve daha sonra içinde gizli kodlarla sansürlenmiş bir cümle geliyor. İşe yaradı. 1 milyon diğeriyle beraber ile dolu gerçek dünyada bir yarattı için içinde. Bu bölümlerin şifreli olmasının sebebi aslında her oyuncunun kendi hayal ettiği şeyle doldurabilmesi gibi görünüyor. Örneğin bu cümleyi şu şekilde doldurabiliriz. İşe yaradı. 1 milyon diğeriyle beraber zorluklar ile dolu gerçek dünyada bir varoluş hikayesi yarattı. Kendisi ve sevdikleri için. Sevdiği dünya içinde. Hemen sonrasında ise bu düşünceyi okuyamaz deniyor bizim için ve cevap çok ilginç. Hayır, daha en yüksek seviyeye ulaşmadı. En üst seviye için sadece kısa bir oyunda değil, hayat dediğimiz uzun hayalde başarılı olmalı. Yani buradaki iki konuşmacının birinin gerçek hayatı yani uzun hayali, diğerinin ise Minecraft yani kısa hayali tanımladığına dair teoriler var. Burada bahsetmek istedikleri aslında Minecraft'ın da gerçek hayatın küçük bir simülasyonu olduğu. Aynı Matrix filminde gerçek bünyelerini Matrix denen bir bilgisayar simülasyonuna bağlayıp yaşayan ve aslında Matrix dışında gerçek bir dünyanın var olduğunu bilmeyen insanların hikayesi gibi. Bunu şu cümlelerinde de görüyoruz. Bazen umursamıyorum, bazen onlara söylemek istiyorum. Gerçek sandıkları dünya sadece bir ve onlara içinde olduklarını söylemek istiyorum. Bu uzun hayal boyunca gerçekliği çok az görüyorlar. Bu cümleyi de şöyle doldurabiliriz. Bazen umursamıyorum, bazen onlara söylemek istiyorum. Gerçek sandıkları dünya sadece bir hayal ve rüya. Onlara bir düşünce evreni içinde olduklarını söylemek istiyorum. Uyanın, bu uzun hayal boyunca gerçekliği çok az görüyorlar. İki konuşmacının kim olduğuna dair de şöyle bir cümle geçiyor. Biz kimiz? Önceleri bize dağın ruhu denirdi. Güneş baba, ay ana. Ataların ruhları, hayvanların ruhları, üç harfliler, hayaletler, yeşil adamlar, tanrılar, iblisler, melekler, öcüler. Uzaylılar, dünya dışı canlılar, leptonlar, kuraklar, kelimeler değişiyor, biz değişmiyoruz. Dünya üzerindeki tüm oyuncuların hayal gücüne, inanışlarına ve yaşadıkları hayata uygun şekilde buradaki iki konuşmacının kim olduğunu hayal etmeleri isteniyor. Yazıda bize verilen bilgiye göre ise az önce belirttiğim gibi konuşanlardan biri hayatı yani uzun hayali, diğeri ise Minecraft yani kısa hayali tanımlıyor. Oyunda birçok zorluğu başarıp bitiriyoruz. Başaramayız dediğimiz birçok şeyi yaparak uzun bir macerayı başarıyla tamamlıyoruz. Ve oyun ile gerçek yaşamın birbirine ne kadar bağlı olduğu, aslında oyunun gerçek yaşamın bir simülasyonu olduğu anlatılıyor Minecraft'ın hikayesinde. Hayatta da hiçbir şeyi başaramam demeyin. Başaramam dediğiniz birçok şeyi bu oyunda yapabiliyorken neden gerçek hayatta yapamayasınız? İster kısa hayal olan oyunda, ister uzun hayal olan gerçek hayatta istediğiniz her şeyi başarabilecek kudret içinizde. Hikayenin en son bölümü de bunu özetliyor.
Ve kainat, ihtiyacın olan her şey senin içinde mevcut dedi. Ve kainat, aradığın ışık senin içinde dedi. Ve oyun bitti. Ve oyuncu bir hayalden uyandı. Ve oyuncu yeni bir hayale daldı. Ve oyuncu tekrar hayal etti. Bu defa daha iyi hayal etti. Ve oyuncu kainatın kendisiydi. Ve oyuncu sevgiydi. Oyuncu sensin. Uyan.